Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bu kolay bere çalışmasını anlatacağım videomda. Bereniz için bir tane ip yeterli olacak. 2 adet pompon çalışmasıyla beraber beremizi tamamlayacağız. Beremize başlarken düz örgülerle başlayacağız. Sonra haroş örgülerle devam edip kesmeleri tamamlayıp sonra pompon çalışmamızı yapacağız. Kolay bir çalışma olacak. Hemen bir günde yapıp tamamlayacağınız bir bere anlatımı olacak. Beremizi isterseniz pompon detayıyla ya da daha önce de bu çalışmayı anlattığım kulak çalışmasıyla berenizi tamamlayabilirsiniz. Beremizin büyüklüğü 1 yaş, bebeğin kalıbına göre 2 yaşa da uyumlu oldu. Daha büyük nasıl yaparız, daha küçük nasıl yaparız? Zaten bunu videonun sonunda anlattım. Örerken de mantığını az çok anlayacaksınız. Kolay bir çalışma. Zaten hemen anlatmaya başlayalım isterseniz. Örgümde kullanacağım ip Alize Baby 5, renk numarası da 138. Şiş numaramı da 3,5 olarak kullanacağım ben. Sizlerin eli sıkıysa 4 numarayla da berenizi örebilirsiniz. 3,5 numaralı şişime tam 90 tane ilmeğimi attım ve ipimi bağladım, sabitledim. Hemen birinci sıramda, burası benim örgümün arka yüzü olarak kabul ediyorum ve bu 90 ilmeğimin hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak bir miktar öreceğiz. Şimdi ters örgülerimle başladım. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burada da bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Düz örgülerim ortaya çıkmaya başladı. Sıramı tamamladım. Ön yüzden tamamen düz yapıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. En dibinden ters sıralarımı saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra örmüş oldum. Şimdi örgümün ön yüzünde ben haroşama başlayacağım. Sizler haroşa örüş şeklinize göre, örgünün arka yüzünde kuran arkadaşlarım da var, 1-2 sıra eksik veya fazla olması bu 12 sıranın hiç fark etmez arkadaşlar. Hatta bunun uzunluğunu, bu düz hattın uzunluğunu siz kendi tercihinize göre de ayarlayabilirsiniz. 3,5 santim örmüş görünüyorum, santim olarak da ölçtüğümde. Şimdi bu 90 ilmeğimi hiçbir artırma, kesme vesaire yapmadan olduğu gibi, buradaki teknik şöyle, örgümüzün kıvrılmasını istememizden dolayı bu şekilde çalıştık. Şimdi bu 90 ilmeğimizi yine birkaç sıra haroşa örgülerle örüp ilerleyeceğiz beremizde. Ben haroşalarımı bu teknikle örüyorum, biliyorsunuz. Sizler bildiğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Bu detaydaki uzunluk, dediğim gibi 1-2 sıra, ben 12 sıra ördüm. Sizler 1-2 sıra eksik veya fazla yapmanız sonucu değiştirmez. Şimdi ön yüzden, arka yüzden bütün ilmeklerimi ben haroşa olarak örüp ilerleyeceğim. Sıralarımı tamamladım. Düz örgüyü tamamladıktan sonra haroşa olarak geçtiğimizde tam 30 diş haroşa sırası çalıştım. Santim olarak da ölçüsünü verdiğimde, sadece haroşa detayını ölçtüğümde 14 santim. Tamamen hepsini ölçtüğümde de 17,5 santim civarı örmüş olduk. Şimdi hemen tekrar yine kısaca bahsedeyim. Biz beremiz için 90 ilmek attık. Bu 90 ilmeğimizi 12 sıra düz olarak ördük ve 3,5 numaralı şişle ördük. Bu arada sizler şu alın kısmının biraz daha derli toplu olmasını istiyorsanız, eğer 3,5'la da örüyorsanız, şu düz detayı 3 numarayla örebilirsiniz. Haroşa detayını yine 3,5'la örüp ilerleyebilirsiniz. Ya da 4 numarayla örüyorsanız şu düz detayı 3,5'la örüp, dediğim gibi daha derli toplu olmasını istediniz. Şurada göstereyim. Ben hiçbir şiş değişikliği yapmadan ilerledim. Tamamen hepsini 3,5 numarayla örüp tamamlayacağım. Bu püf noktayı da size vermek istedim. Şimdi sıralarımızı tamamladık ve beremizin tepe kısmındaki kesmeleri yapacağız. Dediğim gibi 12 sıra düz ördükten sonra da 30 diş haroşa sıramızı tamamladık. Ve şimdi tepesinde 13 ör, 2 ilmeği bir alıp kes. 13 ör, 2 ilmeği bir alıp kes şeklinde devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ve 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine haroş olarak. Aynı şekilde 13 ilmek örüyorum. 1, 13 ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 13 ör,
13 ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine 13 ilmek örüyorum. 13 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine 13 ilmek örüyorum. 13 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 13 ilmek daha örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi keseceğim. 13 ilmeğimi yine ördüm ve son kalan 2 ilmeğimi kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzden, ön yüzden artık keserek ilerleyeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Kesme yaptığım noktaya kadar ilerliyorum. O ilmeğim belli zaten. Ben sayıyorum şimdi 2. 14 ilmek örmüş oldum. Kesme yaptığım ilmeğim önde olacak ve yanındaki ilmeği keseceğim. 2 ilmeği bir alıp kestim. Şimdi aradaki ilmekleri sayalım. 11, 12, artık 12 ör, 2 ilmeği bir alıp kes şeklinde yapacağız. Yine bu kesme yaptığım ilmeği ve yanındaki ilmeği alıp ikisini bir kesiyorum. 12 ilmek örüyorum. Kesme yaptım. İlmeği de gördüm. Aynı zamanda bunu ve yanındaki ilmeği alıp 2 ilmek olarak ikisini bir örüp kesiyorum. 12 ilmek örüyorum. 12. Kesme yaptığım ilmeği ve yanındaki ilmeği bir alıp kestim. 11, 12 ilmek ördüm. Kestiğim hattımdayım. Bu ilmeği ve yanındaki ilmeği bir alıp kestim. Kalan ilmeklerimi yine son 2 ilmeğimde keseceğim. Kenarlarda da kesme yapacağız. Şimdi kestikten sonra 1, 10, bu kalan 2 ilmeğimi de bir alıp kesiyorum. Bu kenarlarda zaten maksat burada birimizi 5 eşit parçaya bölüp eşit bir şekilde daraltmayı sağlamak. Şimdi baştaki ve sondaki orantılı gözükmüyor ama kestikçe o zaten birbirini tamamlayacak. Bu çok önemli bir detay değil. Zaten kenarlar dikişe gelecek. Şimdi burada önemli olan şöyle ki yine ilk ilmeği örmeden aldım. İlerliyorum. Kestiğim hattı göreceğim ve yanındaki ilmeği bir alıp keseceğim ki kesme noktalarımız daha düzgün bir şekilde düşsün. Şöyle. Düzgün bir şekilde düşmesini istediğim için kestiğim ilmeği göreceğim ve yanındaki ilmeği alıp öreceğim. Kesme yaptığım ilmeği gördüm. Bunu ve yanındaki ilmeği bir alıp kesiyorum. Arada 11 ilmek örüp yine kesme yapacağız. Bir ilmek ördüm. Bunu ve yanındaki ilmeği bir alıp kesiyorum. 11 ilmek ör. 11 ilmek ördüm. Kesme hattımı gördüm zaten. Bunu ve yanından bir ilmek alıp keseceğim. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 11 ör. Sonra 2 ilmeği bir alıp kes şeklinde. Son kalan 2 ilmeğimizde de kesme yapıyoruz. Kesmemi yaptım ve şişimde. Şimdi 11 ilmek öreceğim. 2 11 ilmeğimi ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde de kesmeler yapmaya devam ediyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Kesme yaptığım hattı görene kadar örüyorum. Sonra da 10 ör, 2 ilmeği bir al kes. 10 ör, 2 ilmeği bir al kes şeklinde sıramızı tamamlayacağız.
Kesme yaptım, ilmeği gördüm. Onu ve yanındakini kesiyorum, alıp şimdi 10 ilmek örüyorum. On ilmeğimi ördüm. Bunu ve yanındaki ilmeği bir alıp kesiyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 10 ör, 2 ilmeği bir alıp kes. Son kesmemi yaptım ve şimdi 10 ilmeğim kaldı. Burada bir kesme yapmayalım isterseniz. Hiç fark etmez bile. Dikerken dediğim gibi belli olmayacak. En son kesmemi yaptım ve şişimde kalan 10 ilmeğimi ördüm. Örgümü çevirdim. Yine kesme hattıma kadar örüyorum. Bu aşamadan sonra da 9 ör, 2 ilmeği bir kes şeklinde öreceğiz. Kesme hattımı gördüm. Bunu ve yanındaki ilmeği bir alıp kesiyorum ve 9 ilmek örüyorum. İlmek ördüm, kesme yaptım, ilmeğin bunu ve yanındakini bir alıp kesiyorum. Yine sıramızı bu şekilde 9 ör, 2 ilmeği bir alıp kes şeklinde ilerliyoruz. Son kalan 2 ilmeğimi de kesiyorum. Tamamladım, tekrar örgümün arka yüzüne geçtim. Burada da yine kesme yaptığım ilmeğe kadar örüyorum ve 8 ör, 2 ilmeği bir al kes şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Kesme yaptım, ilmeğimi gördüm. Bunu ve yanındaki iki ilmeği, bir ilmeği aldım. İkisini beraber kestim. Sekiz ördüm. Yine iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Sekiz öreceğiz. İki ilmeği bir alıp keselim. Burada da yine son kalan iki ilmeğimizi keselim. Sonda da 2 ilmeği bir alıp kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Artık örgümüzden çıkarken de son 2 ilmeği keseceğiz. Ve bu aralarda da bu sırada da ne yapacağız? 7 ör, 2 ilmeği bir al kes, 7 ör. Bu eksiltme ile ilerleyeceğiz. Ta ki şişimizde ilmeklerimiz azalana kadar. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu mantıkla keserek devam edelim. Sıramı tamamladım. 7 ör, 2 ilmeği bir al kes şeklinde. Dediğim gibi örgümden çıkarken son 2 ilmeği de artık keseceğiz. Kenarda da şöyle kesme hattımız oluşacak. Örgümüzü çeviriyoruz. Kesme yaptığım ilmeği görüyorum. Bunu önde olacak şekilde kesme yaptığım ilmeğin ve yanındaki ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu sefer ortada 6 ör, 2 ilmeği bir al kes. 6 ör, 2 ilmeği bir al kes şeklinde devam edeceğiz. Bu kesme yaptığım ilmeğim ve yanındaki ilmeği bir alıp keserek ilmekleri eksilterek devam edeceğiz. Anlattığım şekilde kesmelerimi yaparak ilerledim ve şu an şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğim var. Kesmeleri yaparken aralarda 1, 2 ilmek eksik veya fazla eşitsizlik görürseniz bu hiç önemli değil. Kafanız karışmasın. Siz yine bildiğiniz gibi kesmeye devam edebilirsiniz. Sonuçta dikildiğinde hiç 1, 2 ilmek fazla veya eksik olması belli bile olmayacaktır. Özellikle şu örgü beremizin kenarlarındaki dilimlerden bahsediyorum. Şimdi 13 ilmeğimiz kaldı. Artık 2 2 alıp kes. İlk 2 ilmeği hemen ikisini bir aldım, kesiyorum. Yine yanındaki zaten kesme ilmeğimi gördüm. 2 2 alıp kesiyoruz burada da. İki ilmeğimi bir alıp kestim. Kalan bir ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakalım burada 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kaldı. Bunu da iki seferde keselim. Şöyle 4 ilmeğimi birden topladım. Ve 4'ünü birden ördüm. Şişime taktım. Kesme yapıyorum bu arada dediğim gibi. Bu kalan 4 ilmeğimi de içinden hemen şöyle kesiyorum. İki seferde kesmiş oldum. Bu son kalan ilmeğimi de şöyle hemen bir tane daha öreyim. Peki isterseniz kalan ilmeklerin içinden ipi geçirip büzüp o şekilde de berenizin tepesini toplayabilirsiniz. Şimdi artık bere çalışmamızı tamamladık. Örgüme başlarken ipimi biraz uzun bırakmıştım dikişte kullanmak için.
Tersini çeviriyorum. En uç kısımdan başlıyorum dikmeye. Örgümün kenarları diş diş olduğu için hemen şu bir sağdan bir solundan alarak dikmeye başlıyorum. Sıfır dikiş yapıyorum. Dikişimizi tamamladım. Kalan ipi de içinden geçirdim. Buradaki ipimi de aynı şekilde içinden geçirerek temizledim. Dibinden kesmedim ki sökülmesin. Dikişimizi de beremizle aynı esneklikte yapalım ki kasma olmasın, bebeğin kafasını rahatsız etmesin. Şimdi burada beremiz için ben pomponlarımı hazırladım. Pompon çalışmamı yapmasını bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ayrı bir videoda çalışıp anlatmıştım pompon yapılışını. Onun linkini ben açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Bilmeyen arkadaşlarım oradan ulaşıp pomponlarını çalışabilirler. Ben iki tane pompon dikeceğim Berem için. Sizler istiyorsanız bir tane çalışabilirsiniz. Ya da pompon yerine buradaki Berem'de olduğu gibi kulak çalışması yapabilirsiniz. Aslında bu Berem'i de ben ayrı bir videoda çalışıp anlattım. Onu da çok severek çokça çalışan arkadaşlarım oldu. Berem'de olduğu gibi kulak çalışmasını buna dikebilirsiniz ya da aynen bu şekilde de bere çalışabilirsiniz. Kolay çalışmalar zaten. Hemen bir günde yapıp tamamlayacağınız çalışmalar. Bu kulak çalışmasında bu Berem'i anlatırken yapmıştım. Oradan faydalanabilirsiniz. Şimdi beremizi dikeceğimiz noktaları göstereyim. Beremizin tepesinde 6 tane hat oluştu biliyorsunuz. Şöyle ortalayacağım. Dikiş arkaya gelecek şekilde. 2 tane hattım dikeceğim. Pomponlarımın arasında kalacak. Tam şu noktalara dikeceğiz. Kesmelere başladığımız noktadan itibaren şu zaten dikişte kullanayım diye biraz uzun bıraktığım yerden pomponlarımızı buraya dikelim. Birini şuraya, birini de 2 tane hat bırakıp diğer tarafa dikelim. Ve bere çalışmamızı tamamlayalım. Son haliyle de ölçüsünü vereyim. Pomponları sağlam bir şekilde bereye diktim ve sabitledim. Bu haliyle de tamamlamış olduk. En tepesinden kıvrımını açarak baktığımda 19,5-19 santim örmüş olduk. En geniş yerine bakıyorum. Yine 19 santim örmüş görünüyorum. Bu ölçüler sizin elinizin sıkılığına ve ipinizin kalınlığına göre ufak tefek değişkenlik gösterir biliyorsunuz. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım 4-5 ilmek fazla başladığında dağılımını da tabii tepelerde 5 yerde kesme yapıyoruz. Ona göre ayarladığında biraz da şuradaki biz 30 diş haraşo sırası yapmıştık. Sizler 3-4 sıra daha fazla ördüğünüzde zaten büyük bir bere çalışması elde etmiş Görmek isteyen olur. arkadaşlarım da yine birkaç ilmek 4-5 ilmek eksik başladığında şuradaki uzunluğunu haraşo sırasının uzunluğunu birkaç sıra eksik yaptığında tepelerdeki kesmeyi de kaç ilmek başladıysanız 5'e bölüyorsunuz. Ona göre kesmelerinizi yapıyorsunuz. Ve Çok kolay küçük bir bir çalışma yapılışını, mantığını anladığınızı düşünüyorum. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha farklı çalışmalarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.